Merhaba sevgili Oğlaklar ve yükselen burcu Oğlak olanlar. Kasım 2023 aylık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili Oğlaklar, sizin için sosyal çevreniz, arkadaşlarınız, ekip çalışmalarınız, geleceğe dair projeleriniz, planlarınız anlamında çok önemli bir ay, Kasım ayı. Boğa burcunda biliyorsunuz 28 Ekim'de güçlü bir ay tutulması yaşadık ve bu etkilerle Kasım ayı başlayacak. Genel anlamda maddi manevi şans ve fırsatlar karşınıza çıkmış olabilir. Biraz daha hani çocuklarla ilgili temalar, hobileriniz, sanatsal uğraşlarınız, maddi anlamda fırsatlarınız, kişisel girişimleriniz daha önemli ve aşk hayatınız tabii ki aşk hayatında da çok hızlı gelişmelerle karşılaşabilirsiniz. Ve bu etkiler ayın özellikle ilk haftası içerisinde gündeminizde olacak. Kişisel yaratıcı alanlarınızdan destek bekliyorsanız kendinizi geliştirebilecek bir eğitim olabilir bu. Dikkat çekebileceğiniz bir projede hani yazılı, sözlü ya da herhangi bir tasarım alanında kendinizi ifade etmeniz. Çocuklarınızın eğitimi ve çocuklarınızın başarısı alanında beklentileriniz ya da maddi kazançlarınızla ilgili bazı girişimleriniz ki bu şans içeren biraz daha belki spekülatif alanlar, kişisel yatırımlar, risk içeren konular da olabilir. Buralarda bazı özel şanslarla, fırsatlarla karşılaşmanız mümkün. 13 Kasım'da 20 derece Akrep burcunda yeni ay doğacak ve bu yeni ay Mars'la birleşiyor. Tam karşıt burcunda da Boğa'da bir Uranüs var. Kendi içinde çok enerjisi güçlü, stresli ve tansiyonu yüksek bir yeni ay. Yani böyle sürprizlerin, hızlı gelişmenin olabileceği bir dönem. İşte belki yeni tanışmalar, sosyal çevrenizde hızlı gelişmeler, arkadaşlarla ilgili beklenmedik durumlar. Biraz burada ayrışmalar da olabilir. Yani böyle tartışmalar da olabilir fikirsel anlamda. Ama hani sürpriz, romantik, size heyecan verecek gelişmeler de olabilir. Para konularında da olabilir. Bu bahsettiğim temalar, parasal kazançlarınız, bazı kazançlarla ilgili hızlı gelişmeler, sürpriz, teklifler, fırsatlar karşınıza çıkabilir. Özellikle sabit burçlar daha güçlü etkiler alıyor. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Sabit burçlarda Boğa, Aslan, Akrep ya da Kova'da gezegenleriniz bulunuyorsa bu yeni ayın sizin için çok daha güçlü çalışacağını, önemli olacağını söyleyebilirim. Özellikle sosyal alanınızda ve arkadaşlarınızla ilgili hızlı gelişmelerin olabileceğine dikkat çekiyor. Bazı ekip çalışmaları, belki organizasyon, belki bir kulüp, dernek üyeliği ve benzeri alanlarda da inisiyatif alıp kararlar verebilirsiniz. Bununla birlikte yine 18 Kasım'da önemli bir gezegen döngümüz gerçekleşecek. Mars biliyorsunuz Güneş sistemini 2 yılda bir tamamlar ve her 2 yılda bir Güneş'le birleşir. Bu kendi içinde önemli bir Mars döngüsünü başlatır. 18 Kasım'da Güneş Mars'la 25 derece Akrep burcunda birleşecek. Bu kavuşum 11. evinizde. Mars neredeyse enerji orada, motivasyon orada, cesaret orada ama mücadele de orada. Biraz sosyal alan, arkadaşlıklar, grup çalışmaları, geleceğe ait bazı projeleriniz, işleriniz, kariyerden gelen kazançlarınız, parasal durumunuz. Buralarda daha fazla enerji var. Burada mücadele var. Zaman zaman bazı stresler de söz konusu olabilir. Ancak özellikle hani yeni girişimler ve cesaret gerektiren konularda hızlı adımlar atıp daha fazla inisiyatif alabileceğiniz bir süreçte de olabilirsiniz ve arkadaşlardan destek de alabilirsiniz. Size destekleyecek önemli tanışmalar ve arkadaşlıklar da gündemde olabilir sevgili oğlaklar. Evet, 23 Kasım'da Güneş artık Yay burcunda. Mars 24 Kasım'da Yay burcunda. Bu geçişin hemen ardından Güneş ve Mars Satürn'le şöyle bir kare açı yapacak. 23, 24, 25 Kasım'da biraz daha melankolik, biraz daha böyle ciddi, hatta karamsar düşünceler içerisinde olabilirsiniz. Bazı konularda bir kısıtlama olması mümkün. Belki bir işte gezi ya da seyahat planlıyorsunuz, gecikebilir. İşte eğitimle ilgili konuda böyle bir kısıtlama yaşayabilirsiniz ya da kardeşlerle ilgili biraz sizi zorlayabilecek durumlar olabilir. Ve 27 Kasım'da İkizler Burcu'nda Dolunay meydana gelecek. Bu Dolunay sizin 6. evinizde meydana gelecek. Bu Dolunay'la birlikte günlük hayatınız, iş hayatınız, mesleki konular ve genel sağlığınızla ilgili alanlarda bazı önemli
etkiler alabilirsiniz. Dolunaylar zaten tamamlanma süreci, bir farkındalık dönemi. Mesleki konuda bir karar verebilirsiniz ya da çalışma düzeninizde bir değişim olabilir. Tabii ki bir işe girme de olabilir, işle ilgili bir eğitim olabilir, işle ilgili bir seyahat de gündeme gelebilir. Beraber çalıştığınız kişilerle ilişkileriniz, yardım aldığınız kişilerle ilişkileriniz, evdeki yardımcınız, asistanınız ve benzeri konular. Belki evcil hayvanlarınız ve onların sağlıkları ve tabii ki kendi sağlığınız. Burada kendi sağlığınıza da özellikle dikkat etmekte fayda var. Satürn'le açı yapan bir dolunay bu. Satürn açısı söz konusu olduğunda sağlık konularında bazı hassasiyetler olabilir. Daha planlı, programlı hareket etmeniz gereken bir süreçte olabilirsiniz. Belki bir diyete başlamanız gerekiyor ya da ilgilenmediğiniz, göz ardı ettiğiniz bir sağlık problemi varsa onunla daha bilinçli bir şekilde ilgilenmeniz gerekebilir. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle değişken burçlarda ikizler, başak, yay ya da balığın 0 ile 7 derecesi arasında gezegenleriniz bulunuyor mu? Eğer bulunuyorsa bu dolunay sizin için çok daha etkili olabilir. Merkür ile Neptün arasında da bir kare açı var. Bu biraz hani yanıltıcı konular anlamına da geliyor. İşte yalan, iftira, böyle dedikodular falan olabilir ya da duyabilirsiniz. Özellikle işte yakın çevreniz, akrabalar, kardeşler, komşular, iş arkadaşlarınız. Buralardaki haber trafiğine, bilgi trafiğine özellikle dikkat edelim. Her şeyi çok paylaşmamak gerekiyor. Saklamanız gereken sırlar sizde kalsın ama başkalarının bazı sırlarını ya da bazı dedikoduları da öğrenebilirsiniz. Hepinize sağlıklı ve güzel bir ay diliyorum. Hoşça kalın. Oğlak burcu, burçlar kuşağının 10. burcudur. Toprak elementinden öncü nitelikler taşır. Yönetici gezegeni Satürn'dür. Oğlak burçları genellikle kararlı, ihtiraslı, hedeflerine ulaşmak için sıkı çalışan kişilerdir. Yüksek idealleri vardır. Parayı sever, para kazanma konusunda da yeteneklidir. Çok iyi plan yapabilir. Oğlak burçları çok çalışkan ve dayanıklı kişilerdir. Yönetim yetenekleri de olduğundan genellikle başarılı olurlar. Yöneticileri Satürn onlara disiplin verir. Oğlak burçları geleneklere bağlı, tutucu, ailesine de bağlı kişilerdir. Sabırlı ve inatçıdırlar. Kendilerine yapılan kötülüğü unutmazlar. Bu kişi iyi bir eğitim almasa bile kendi çabasıyla yükselmeyi bilecektir. Oğlak burçları sadece güvenebilecekleri kişilerle arkadaş olurlar. Bu yüzden çoğu zaman çekingen gözükebilirler. Sevgi konusunda da biraz çekimser davranabilirler.